Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane western evi yapacağız. Yani western evi nedir? Bu Amerikan filmlerinde, kovboy filmlerinde izlediğimiz kasaba evlerine benzer ahşaptan yapılan, yani o kütükten yapılan evlerden bir tanesini yapacağız. Bu evimizi bu küpümüzden oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle evimiz için içinde detayları değiştirebilmek için edit moda geçiyorum. Edit moddayken bana şurada iki tane sağ ve sollarda pencere aşağıdaysa kapıyı uygulayacağım. Üç tane alana ihtiyacım var. Bu üst kısma gelip Ctrl R ile bir atama yapıyorum. Yaptığım bu atamadan iki tane ihtiyacım var. Sadece Ctrl R yaptım. Herhangi bir tuşa basmadan önce çizgimiz sarı renkte ve tek başına ortada duruyor. Farenin orta yuvarlağını ileri doğru ittiğim zaman o sarı çizgilerin sayısı, yani kesimlerin sayısı artıyor. Farenin yuvarlağını geri doğru çektiğimde ise bu çizgiler azalıyor. İki tane istiyordum. Şimdi bir tane sol tuşa bir defa basarak iki tane şeridimin kararını vermiş oluyorum. Ardından nereye yerleştireceğimle ilgili hareket ettirebilmeme izin veriyor. Turuncuyken o çizgiler. Eğer başka farklı bir nokta yerleştirmek istiyorsan, yerleştirmek istediğimiz yere gelip farenin sol tuşuna basıyoruz. Ama ben ilk oluşturduğu tam ortada eşit aralıklarla yaptığı çizgiyi kullanmak istiyorum. O yüzden sağ tuşa basacağım. Bu iptal etmeyecek iki tane şeridi tam eşit bölmelere ayıracak şekilde yerleşecektir. Sağ tuşa bastım. Bu iki nesnemi tam ortaya yerleştirdim. Bana bu iki şeritten ortada da gerekecek. O yüzden bu defa sol dikey etkelerden birine yaklaşıp yine bir Ctrl R yapıp fareyi ileri doğru itiyorum. İki tane nesnemi oluşturuyorum. Şeridimi sol ve sağ tuş yaparak yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bana bu şeritler, yeni oluşturduğum şeritler, iki tane şeridi daha küçük yapmam gerekiyor. Daha küçük yapabilmek için, yani şu aradaki mesafeyi azaltabilmek için seçim dışına çıkmıyorum. Henüz. Seçim dışına çıkmadan S ve Z'ye basarak dikey yönde o iki nesnenin arasındaki mesafeyi azaltacağım. Ama orantılı olarak azaltmak istiyorum. Yani eski orijinal boyutunun onda biri kadar yapmak istiyorum. S ve Z'ye bastıktan sonra klavyeden nokta 1'e bastığımda sol üst tarafta scale oranını gösteriyor. Yani 0,1 oranında küçültecek. Şu genişlikte bir yüzey oluşturmak istiyordum. O yüzden daralttım. Onda 1 oranında. Şimdi genellikle bu evin ön kısmı olacak ve bu evlerin ön kısmının üstünde şuradan küçük bir çıkıntı yukarıya doğru çıkar. Onu yapmak için buradan bir loop cut daha atacağım. Artık bu şerit atma işlemini ben loop cut diyeceğim. Seçtim, sol tuşa bastım ve bu defa önde yapmak istediğim için öne yaklaştırıp sağ değil artık sol tuşa basarak taşımak istediğim yere yerleştirmesini istiyorum loop cut'ı. Ve bunu da yerleştiriyorum. Şimdi bu ön tarafta yaptığımız ince loop cut'ları balkon çıkıntısı yapmak için yüzey select, face select seçiyorum. İsterseniz önce screen case'imizden yaptığımız işlemleri görebilmek için açalım. Sol tarafta işlemlerimizi göstersin. Şimdi bu ön taraftaki 3 yüzeyi seçebilmek için face select'e giriyorum. Shift ile beraber birinciyi seçtikten sonra shift ile beraber 2 ve 3. yüzeylerini de seçiyorum. Ardından bizim daha önceden gördüğümüz Extrude, yani yeni yüzey alan oluşturma tuşu olan E'ye basıyorum. Ve fareyi bir miktar uzaklaştırıp balkon çıkıntısını yeni bir yüzey oluşturarak yapıyorum. Evet. Şimdi bizim yapacağımız ev western evi olduğu için alt taraf ve üst taraf evin hemen hemen tamamı ahşaptan olacaktır. Ve o tarz evlerde giriş katta ön tarafta bir çıkıntı, balkon, teras gibi bir yer olur. Onu yapabilmek için şu balkon çıkıntısı gibi bir çıkıntıya ihtiyacımız olacak.
Ama görüyorsunuz alt yüzeyimizde öyle bir çıkıntı yok. Onu oluşturmak için evin altına önce nesnemin bir yüzeyini seçtim. Ardından diğer altı yüzeyi de seçip geliyorum. Ve extrude yaparak bir miktar aşağı doğru balkondaki gibi bir çıkıntı oluşturuyorum. Ve devam edelim. Face Select'teyiz hala. Bu üç yüzeyimi çifte seçip üstteki balkon gibi bir extrude yaparak aşağıda bir çıkıntı oluşturuyorum. Alt çıkıntıyı üstten bir miktar uzun yaptım. Sebebini söyleyeceğim. Şimdi eşit hale getirebilmek için biraz dışarıdan içeriye doğru çekeceğim. Ama net görebilmek için önce 7 tuşuna basıp tab ile yukarıdan tab ortografikle dikkat edin. Yukarıdan bakıyorum ve wireframe moda giriyorum. Gördüğünüz gibi bu şerit, seçili olmayan şerit, üst balkonun çıkıntısı. Bu ise alt giriş katın çıkıntı kısmı. Burayı artık yönüm Y yönünde dikkat edelim ona. D ve Y ile aynı seviyeye getirip bırakın. Görüyorsunuz iki balkonun çıkıntısı da birebir birbiriyle aynı hale geldi. Bundan sonra bizim wireframe modda işimiz kalmadığı için solid moda geçiyorum ve devam ediyoruz. Şimdi üst tarafta bir çıkıntı olacağından bahsetmiştik zaten. Şu yüzeylerde, şu üç yüzeyde. Bu üç yüzeyimi seçiyorum ve extrude ile bir miktar yukarıya doğru çıkarıyorum. Ardından ortadaki çıkıntıyı biraz daha fazla yapmak istiyorum. Tekrardan extrude yapmam lazım. CZ yaparsam bağımlı kenarlar onunla birlikte yükseltecek. Ben öyle istemiyorum. Extrude ile yeni bir yüzey daha oluşturuyor. Bu taraftaki görüntümüz bu şekilde oldu. Ardından bu kenarlara biraz şekil vermek için Edge Select'e geçelim. Şu sol ve sağ kenarları, en dış kenarları seçiyorum. Karşıdan bakarken G, Z ile bir miktar aşağıya indiriyorum. En üstteki orta iki kenar içinde şu bir ve iki kenarı seçip S ile bir miktar daraltıyorum. Daha hoş bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Artık kapı ve pencerelerimizi yapmaya geçebiliriz. Bunun için önce bu pencereleri yapacağımız yerlere şu 1, 2, altta da 2, 4 tane pencere yapacağız ama tamamında olmayacak. Üst tarafta olacağı için kenarlara birer loop kat atacağız. Yapmayı öğrenmiştik. Kenara geliyorum. Ctrl J dedim. Sol tuşla onayladım. Sağ tuşla yerini belirledim. Aynı işlemi aşağıda da yapıyorum. Seçim dışına çıktım. Ctrl R, sol tuş ve sağ tuş. Daha önceden pencere yapmak için biz aslında insect kullanmıştık. Yüzey seçimine geçiyorum. Şu 1, 2, 3 ve 4 yüzeyi seçip insect diyerek her yüzeyin içerisinde yeni bir pencere için bölme oluşturuyorum. Arkadaşlar burada pencereler yatay durumda ama bizim genelde eklediğimiz pencereler dikeydir. O yüzden bu pencereleri sağ ve sol kenarlarından biraz daraltmak istiyorum. Şimdi 4 pencereyi de aynı boyutta yapmak için aynı anda işlem yapmak istiyorum. Yani 4 pencerede seçili olacak aynı şekilde yapacağım işlemimi. Ama ben görüyorsunuz yatay çizelgemizde x80'i üzerinde. S'e basıyorum. Daraltmaya çalışıyorum ama dikkat ettiyseniz bütün pencereleri birbirine doğru yaklaştırıyor. Ama ben her pencerenin kendi içinde bir miktar daralmasını istiyorum. Yeni bir özellik göreceğiz. Bunun için yukarıdan pivot point'e geçiyorum ve median point'ten individual origins seçeneğini seçiyorum. Az önceki küçültme oranını gördünüz. Şimdi ise her seçimi kendi içinde değiştirecek. İzleyelim. S ve X'e bastım. Bu defa bütün pencereler kendi içerisinde x ekseninde daralmaya başladı. Bunları yaptıktan sonra kapılar içinde birer yüzey yapacağız. Geliyorum. Önce Insect U'ya bastım ve nesneme bir miktar yaklaşıyorum.
Ardından hala individual origins'de olduğum için direkt S, X ile yanlardan bir miktar daraltabilirim. Kapı ve ön taraftaki pencere yüzeylerimizi oluşturmuş olduk. Devam ediyorum. Bu evimizin sağ ve sol kenarlarında da pencere yapmak istiyorum ben. Şuralarda yani. Geliyorum. Yukarı kısımdayım. Bölümü oluşturarak insect yapacağım. Yani Ctrl R ile lookup atacağım. Ctrl R dedim. Arkadaşlar sahneyi 5 yüzeye bölmek istiyorum. O yüzden 4 tane lookup atacağım. 4 tane fareyi oynatarak 4 tane lookup çizgisi oluşturdum. Sol tuşa bastım. Aynı yerde kalması için sağ tuşa bastım. Aynı yüzeyleri öbür tarafta da oluşturdu. Şimdi gelelim pencerelerin insektlerini yapmaya. Face Select'e geçtim. Şu bir eşit aralıklarla olması için 5 yüzeye oluşturdu. Boşluk, pencere, boşluk, pencere, boşluk şeklinde olacak. Alt katında şu iki yüzeyine ve sol tarafa geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 yüzeye I'ya basarak bir insect yapıyorum. Burada S, X'i daraltmaya ihtiyacımız yok. Zaten pencerelerimiz dikey bir görünüm elde etti. Artık devam edebiliriz. Şimdi artık evimizi temel manada oluşturduk ama fark ettiğiniz gibi büyük bir eksiğimiz var. Üst balkon ve alt çıkıntının direklerini, dayanaklarını ya da balkon pervazlarını yapmaya geldi. Bunun için Shift A ile bir tane küp ekliyorum ve G, Y ile bir miktar öne alıyorum. Ardından bu küpümü sadece Y ve X eksenlerinde daraltıp yüksekliğiyle oynamayacağım. Yüksekliğini sonradan belirleyeceğim bunları. Boyut değiştireceğiz. Z'ye bastım. Z dışındaki eksenleri de büyüteceğim için Shift Z'ye bastım. Ve nesneme yaklaştıkça nesnem X ve Y eksenlerinde daralmaya başladı. Şimdi tepeden bir bakalım. 7 ile yaklaşıyorum nesneme. Nesneyi buraya taşıyalım. G, Y ile taşıdığım biraz daha yaklaşabilirim artık. Bir tık daha içeri alıyorum. G, Y ile. Ardından kenara, şu kenara taşıyacağım. G, X ile şöyle sol kenara taşıdım. Evet. Direğimizi oluşturduk. Görüyorsunuz. Şunu birazcık içeriye yerleştirelim. G, Z ile. Ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekecek. Wi-Fi modda bir kontrol edelim. Evet, yeterince içeride. Sonra geliyorum. Edit moddayız. Edit modda Face Select'te çubuğun üst yüzeyini seçiyorum. Ve G, Z ile çubuğu sadece birinci kat kadar kısaltacağım. G ve Z'ye basıyorum. Aşağıya doğru indiriyorum. Arkadaşlar edit moddayız. Bir miktar daha indirmekte fayda var sanırım. G, Z. Wireframe modda da kontrol edelim. Evet, gayet güzel. Şimdi ön taraftan 1 ile bakıyorum. Ve bu nesne ile ilgili işlem yapacağım. Bunun üzerindeyken, hatta yataydan da seçebilirsiniz daha rahat olması için. Üzerine fareyle gelip L'ye bastığım zaman çubuğun tamamını seçime alıyor. 1'e bastım. Nesneme yaklaştım. Kopyalayarak şuraya, şuraya ve şuraya birer tane daha direk yerleştireceğim. Yapalım. Shift D ile kopyaladım. Eksenimi görüyorsunuz. X ekseni. X'e bastım ve bir tane kapının bu tarafına. Shift D ile kapının diğer kenarına. Shift D ile X ile kapının, daha doğrusu duvarın diğer kenarına birer tane nesne yerleştiriyorum. Evet, bir görelim bakalım nasıl oldu. Evet, burada 4 tane direğim var. Gayet de güzel duruyor. Ardından bu direklerden bir tanesini yukarıya taşıyacağım. Ve üst balkon pervazını oluşturmaya çalışacağım. Şu nesnemi yine seçiyorum. L ile Shift D diyorum ve Z ekseninde yukarıya doğru yeni bir nesne oluşturuyorum. Çok uzun oldu. Balkon perfazı daha kısa olacaktır.
Face Select'teyiz, dikkat edelim. Üst yüzeyi seçtim. Ve Z ile istediğim kadar kısaltıyorum. Evet, bu pervazdan şu öne ve kenarlara çoğaltmaya başlayacağız. Geldim buradan nesnenin üzerindeyken L'ye bastım. Ve bir tane Shift DX ile yan tarafa bir kopya oluşturuyor. Ardından buradan bir sürü buraya oluşturmam lazım. Ama aşağıda yerlerim belliyken direkt o Shift D X ile yerleştirmeme rağmen üst yukarıda aynı aralıklarla yapmam mümkün değil. Hatırlarsanız biz daha önce modifiye menüsünde add modifier'den array yapmıştık. Şimdi ona benzer bir özellik kullanacağız. Bu oluşturduğumuz kopyadan Shift R ile bakın sol altta kısa yol tuşları görünüyor. Shift R ile kopya yapmaya başladım. Bir sürü kopya yaptım. Güzelce ön tarafa balkon pervazı yerleştirdim ama son pervazım istediğim noktada değil. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Sadece bunu alıp diğerlerini teker teker değiştiremeyiz. O yüzden hepsini bir miktar genişleteceğim. Bütün nesnelerimi yani bu dikey nesnelerimi teker teker L ile seçiyorum. Fareyle geldim. L'ye bastım. Farede herhangi bir tuşa basmıyorum ama. Fareyle sadece nesnenin üzerine getiriyorum ve klavyeden L'ye basıyorum. L'ye bastım. L ve L ile hepsini seçtim. Ön taraftan bakıyorum. 1'e bastım. Şimdi x ekseninde bir genişletme yapmak istiyorum. S istediğimde nesne her yönden genişlemeye başladı arkadaşlar. Bunu istemiyorum. Ne istiyorum ben? Bu sabit kalsın. Diğerleri eşit aralıklarla ileriye doğru genişlesin istiyorum ben. Evet, az önceki genişlemeyi gördünüz. O genişlemeyi daha doğru yapabilmek için yeni bir özellik daha göreceğiz. Sadece bu sabit kalıp diğerleri eşit aralıklarla daha ileriye doğru genişlesin istiyorum ben. Add Select'teyim. Geliyorum. Shift'le beraber, Shift'e basılı olması çok önemli. Şuradaki kenarı seçiyorum. Bakın seçim dışına çıkardı. Sonra Shift'le beraber tekrar burayı seçiyorum. Ne değişti diyeceksiniz? Diğerlerinin hepsinin kenarları dört kenarda turuncuyken bu kenar beyaz oldu. Yani burası artık aktif kenar. Şimdi buraya geliyorum. Yine pivot point'ten bu defa individual origin değil aktif elementi seçiyorum. Yani aktif elemente göre işlem yap diyeceğim ben nesneme. Aynı genişletme işlemini tekrar yapalım. S'ye bastım ve S'e basıyorum. Nesneden bir miktar uzaklaşıyorum. Bakın soldaki aktif element sabit kalırken diğerleri istediğim kadar ölçüde ilerlemeye başladı. Çok az daha ileriye alabiliriz. S, X dedim ve aldım. Şimdi eşit aralıklarla uzun ön balkon pervazımızı oluşturmuş olduk. Tekrar medium point'e geçebiliriz artık. Geldim. Şu en öndeki dikey şeridimiz L ile seçiyorum. Ve Shift D Y ile bir tane buraya yapıyorum. Ardından Shift R ile 3 tane daha çubuk buraya ekledim. Gelelim bu ön tarafın üst pervazını yapmaya, pervazın yatay kenarını yapmaya. Seçim dışına çıktım. Öndeki bir tane dikey çubuklardan birini L ile seçiyorum. Shift R D özür dilerim. R ve Y'ye bastıktan sonra 90 derece döndürüp bir tane yatay yeni çubuk oluşturuyorum. Bu çubuğu biraz yukarıya çıkaralım. GZ ile şöyle üstüne doğru. Ardından sadece x ekseninde uzatarak üzerine taşımaya çalışacağım. SX dedim ve genişletiyorum. Evet. Şimdi buradan yeterince nesne ilerledi ama buradan yeterince istediğim kadar ilerleme olmadı. Face Select'teyim. Şu kenarı seçiyorum ve GX ile bu tarafa doğru da onu uzatıyorum.
Şöyle yukarıdan baktığımız zaman üstteki çubuk alttaki tahtalardan bir tık uzun, daha doğrusu geniş olsun istiyorum ben. Şurayı L ile seçiyorum ve S, Y ile sadece Y ekseninde bir miktar diğerinden geniş olacak şekilde genişletiyorum. Evet. Şimdi bunu alıp artık kenarlarımızdan birinin üzerine ekleyebiliriz. Üst uzun çubuğu aldım. Shift D ile kopyaladım. Rize, Zonguldak 90 diyerek yatay hale getirdim. Ve bu çubuğu buranın üzerine ekleyeceğim. Önce bir SY ile bir miktar küçültelim. Sonra yine değiştirebiliriz. GX ile kenara. Ardından GY ile buraya doğru taşıdım. Şimdi yakından bakalım. Şöyle tam olmadı. S, özür dilerim, S değil. G, Y ile şöyle nesnemizi duvarın içerisine girecek kadar uzatacağız. Gayet güzel bir balkon kenarı elde etmiş olduk. Şimdi bunun dört kenar balkon pervazını diğer tarafa taşımak için bu üst çubuk zaten seçili. Alttakileri de L, L ve L ile seçiyorum. Ardından Shift D X diyerek bu tarafa da bir tane daha oluşturdum. Aşağı kata da aynısını yapalım. İki tarafa da yapacağız. O yüzden o taraftaki dörtlü grup seçiliyken buraya gelip burada da L, aşağıdakine L, L, Lüleburgaz'ın L'si diyorum. Hepsini aynı anda kopyaladım. Ve Shift D Z diyerek aşağıya da bir kopya daha oluşturuyorum. Şu ana kadar her şey iyi. Şu üst pervazdan sadece şuraya bir ve buraya da birer tane atayıp bugünkü dersimizi bitirelim. Geldim bu üst pervazı L ile seçtim. Yine aynı şekilde Shift D R Z 90 diyorum. Yatay bir çubuk oluşturdum. GY ile öne taşıdım. Yaklaşalım. Sonra GX ile çubuğu buraya doğru götürelim. Bir miktar X ekseninde genişletelim. SX ile çubuğu iki tarafın da içine koydum. Alt katı geniş tutmak istemiyorum ben. O yüzden S, Y ile de yatayda biraz daraltıp dikey tahtanın içinde kalsın istiyorum. G, Y ile tam ortalamaya çalışalım. Güzel. Bundan bir tane daha kopya yapıp bu tarafa yerleştirelim. Shift D X dedim ve bir kopya da sağ tarafa yerleştirdim. Ve evimiz artık hazır. Bu evin üzerinde artık haftaya materyal atama işlemi yapacağız. Ve evimizi gerçekçi bir hale getireceğiz. Görünüm olarak zaten gerçekçi bir hale aldı. Ama modeli materyal atarak tam gerçek bir hale getireceğiz. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.